Saya Cumhurbaşkanı. 10. kez aynı istekte bulunup sizi bunaltıyorum ama lütfen beni takip eder misiniz? Aha! Beto'dan cevap geldi. Kızın adı Çağmuran Diyaz'mış. Çok komik ya. Ben takip edeyim onu. İyi misin? Teşekkür ederim Mustafa Ali abi ya. Boğuluyordum az kalsın. Adiler! Ne yardım etmiyorsunuz oğlum ya? Ne oldu kanka ya? Ne oldu ya? Sen niye kızardın? Boğazıma lokma takıldı oğlum ya. Az kalsın ölüyordum, boğuluyordum burada. Niye söylemiyorsun abicim? Ne yapsaydı Teo? Can çekişirkenki halini görüntülü mesajla sana mı yollasaydı? Oğlum sistem yanlış bir işlem yürüttü ya. Yemin ederim kendini otomatikman kapatıyordu. Ölecektim az daha. Aslında ölen bir şeyler var bu masada. Ne diyorsun Mustafa Ali abi? Ya aranızdaki sohbet, muhabbet ölmüş. Birbirinizle olan iletişiminiz ölmüş. Ya olur mu abi? Nerede olursak olalım hemen birbirimizi buluruz biz sosyal ağlarda. Ya kastettiğim şey de bu Teo. O sosyal ağlar balık gibi yakalamış hepinizi. Biraz kaptırdık kendimizi. Biraz mı? Ya burnunuzun ucunda olanı görmüyorsunuz. Evet, mesela ben bunlara artık güvenmem. Ya aynı şey onlara olsaydı sen de fark etmeyecektin avuç. Teknolojiye de karşı değilsindir herhalde Mustafa Ali abi. Ya teknolojiye karşı değilim ama teknolojiyi sizin gibi kullanmaya karşıyım. Yani teknoloji mi sizi kullanıyor, siz mi teknolojiyi? Belli değil güzel kardeşim. Niye bir arada takılıyorsunuz ki? O ne demek? Biz arkadaşız Mustafa Ali abi. Hem de sıkı arkadaşız. Yani beni takip etmeseler de yine de öyle. Yani birbirinizin gözüne bakarak konuşmadıktan sonra ne anlamı var ki? O kadar da değil. Bakıyoruz abi. Ya yediğiniz şeye bile bakmıyorsunuz Teo. Yani hepiniz çekilmişsiniz kendi kabuğunuza, sanal alemlerinizde yaşıyorsunuz artık. Bu teknolojiyi herkes kullanıyor Mustafa Ali abi. Çok normal bir şey. Ya bu dünya insan kurban etmenin bile normal sayıldığı günlerden geçti. Yani bir şeyi herkesin yapıyor olması onun normal olmasını, doğru olmasını gerektirmez. Bu anlama gelmez. Tamam karşısın abi ama biz bu teknolojiyle pek çok arkadaşlık kuruyoruz. Ha tabii tabii. Yani jestlerden, mimiklerden, ifadelerden yoksun arkadaşlıklar. Ya halbuki yüz yüzeyken ya bir arkadaşın iyiyim dese bile onun yüzünden anlarsın bir sıkıntısı varsa, bir derdi varsa. Evet. Hakikaten öyle. Veya gözlerinin içinin gülmesinden hissedersin arkadaşının sana olan sevgisini. Ya arkadaşlar, bak bu sebzenin, meyvenin doğalını tercih ediyorsunuz da iletişimin sanalını niye tercih ediyorsunuz? Ya her anı kaydedip her durumu resimleyerek paylaşma telaşı da almış başını gidiyor. Bu da insanı iyice gerçek hayattan kopartıyor. Niye abi? Ya şimdi bak şöyle bir manzara düşün avuç. Yani bir çağlayan, yeşillikler, kuşlar cıvıldıyor. Bir düşün. Evet abi düşündüm. Ya eskiden böyle bir yeri görseniz durup keyfini çıkartırdınız belki. Şimdi de çıkarırız abi. Ya şimdi öyle bir yer görseniz hemen resmedip nete koymak istersiniz kesin. Evet. O güzelliği hissedip yaşayıp tatmin olmak yerine binlerce kişiyi göstererek tatmin oluyorsunuz artık. Yani hayatı ıskalıyorsunuz. Yalnızlaşıyorsunuz. Üstelik kalabalıklar içinde yalnızlaşıyorsunuz. Vallahi doğru söylüyorsun Mustafa Ali abi. Ya birbirinizle ölçüp biçip afilli cümleler kurarak iletişim kuruyorsunuz sanalda. Yani gerçek hayata gelince de sudan çıkmış balığa dönüyorsunuz. Harbiden ya.
Keşke sanaldaki gibi konuşabilsem. Ya konuşursun Teo, konuşursun. Yeter ki gerçek yaşamdaki ilişkilere daha çok zaman ayır. Yani teknolojiyi hayatınızdan çıkarın mı diyorsun? Öyle bir şey demiyorum havuç. Yani teknoloji çok faydalı bir şey. Sadece teknolojiyi bağımlılık olmaktan çıkartın diyorum. Hakikaten doğru söylüyorsun ha Mustafa Ali abi. Mesela ben şu anda senin bütün dediklerini retweet etmek istiyorum. Ya. Aynı.